Hatay bizimdir, bizim olacak. Hatay bizimdir, bizim olacak. Her yer Cömert, her yer direniş. Her yer Cömert, her yer direniş. Her yer Cömert, her yer direniş. Kürt halkı uyuma, iradene sahip çık. Kürt halkı uyuma, iradene sahip çık. Kürt halkı uyuma, iradene sahip çık. Al, tamamdır. Başkanımıza haksızca, hukuksuzca yapılan bu yargısız infaz yargısını da kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi de yine parti adına iletmiş oluyorum. Ayrıca burada tüm yurtsever, tutsak, rehin tutulmuş yoldaşlarımıza da buradan selam yolluyorum. Dayanışma büyüyor. Burada bir demokrasi dersi veriliyor. Hatta şölene dönüşüyor bu demokrasi dersi. Bu şöleni, bu dersi büyütelim. Çünkü buna ihtiyacımız var. İşaretler geliyor. Durmayacaklar. Devam edecekler. O yüzden yurdun her yanında bu şöleni, bu demokrasi dersini büyütmemiz gerekiyor. Her nefes, her nefes. Thank you.
Pêvan heja serî da sernavê rexistina bajêr hemû saziyê me. Em serî da we hemiya bi dil û can silav dikin û bi xêr hatine ser çava hatine. Hûn dizanin em pêvajoya cejinê denin, em car di cejina gelê xwe bi dil û can pîroz dikin. Em di destûra we hebe wiha pêş de ez ê bi tirkî çend gotina bînim ziman. Sayın basın emekçileri, saygıdeğer halkımız, biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde halkımız büyük bir irade ortaya koydu. Belediye eş başkanlarını seçti, belediye meclis üyelerini seçti ve tarihi bir aslında cevap da vermiş oldu. Bu tarihi cevap neydi? 8 yıllık kayyum politikasına karşı bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde kayyumu kabul etmeyeceğini, bu ülkede rejim haline getirilmek istenen kayyum rejimini dur dedi. Başta Van olmak üzere bölgenin birçok ilinde, Van'da tarihi bir rekor kırarak 14 belediyenin 14'ünü de kazanarak halkımız iradesini ortaya koydu. Ama ne yazık ki bundan ders alamayan AKP ve MHP iktidarı daha 31 Mart'ın üzerinde 2 ay geçmeden Hakkari Belediye'mize 3. kez kayyum atadılar. Bu da şunu gösteriyor ki AKP ve MHP iktidarı bu ülkede mevcut sorunlu olan anayasasını dahi, yasalarını dahi askıya alarak bir hukuksuzluğa daha imza attı. Bunların iktidar süreçleri boyunca da hep zaten bilindik yanları hukuksuzluktur. Hiçbir şekilde hukuku uygulamama, hukuka göre hareket etmeme neredeyse AKP'nin temel politikası haline geldi. Bunun üstünde kayyum rejimleri de tam da Kürt halkının ortaya koymuş iradeyi tanımama uygulamalarıdır. Bu kayyum rejimi aslında şunu gösteriyor ki biz bu halkı tanımıyoruz, bu halkın iradesini tanımıyoruz. Başka bir izahatı yok. Bunun için başta iş genel başkanlarımız ve Türkiye'deki demokratik kurumlar bunu açık açık ifade ettiler. Burada uygulanan bir hukuk değil, tam da bir hukuksuzluktur. Biz buradan Türkiye'deki demokratik kurumlara, çevrelere, muhalefette çağrıda bulunuyoruz. Hukuk insanlarına, hukuk kurumlarına çağrıda bulunuyoruz. Üniversitelere çağrıda bulunuyoruz. Bugün Hakkari'de uygulanan kayyum, yarın sizin geleceğinize dönük uygulanan bir hukuksuzluktur. Sadece Kürt halkına dönük bir uygulama olarak da görmeyin. Ki zaten 8 yıllık süre içerisinde de biz bunun hepsini aslında pratikte de gördük. Kayyum demek bu ülkede her gün yoksullaşmak demektir. Kayyum demek aslında bu ülkede insanların başka ülkelere göç etmesine sebeptir. Neden? Çünkü temeli hukuksuzluktur. Bir yerde hukuk yoksa, hukuk uygulanmıyorsa orada mecburen yoksulluk gelişir. Haksızlık gelişir. Farklı güçler devreye girer. Onun için burada herkes başta Hakkari iradesine sahip çıkmalı veya düşünülen başka kayyum atamaları düşünülüyorsa bunun karşısında herkes durmalıdır. Türkiye halkları durmalıdır. Bu sadece Kürt halkının sorumluluğu değildir. Kürt halkı yıllardır bu ülkede hukuk uygulansın, adalet işlensin, mücadelesini veriyor. Barış olsun, huzur olsun diye mücadele veriyor. Bunun ağır bedelini ödüyor. Bu sadece Kürtlerin sorumluluğunda olan bir şey değildir. Bugün Türkiye'nin önemli kentlerinde, önemli metropollerinde insanlar
yoksulluktan intihar ediyor. İşte tam da bunun sebebi bölgede Kürt halkına iradesini tanımama anlayışı ve politikalarıdır. Bundan kaynaklı Türkiye halklarına çağrı yapıyoruz. Bundan kaynaklı bugün Kürtlere uygulanan bu hukuksuzluk, yarın hepinize uygulanacak olan hukuksuzluktur. Onun için bu vesileyle bugün birçok kentimizde, belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Bu nöbet sadece bizlerle sınırlı kalmamalı. Başta Van'daki sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin bakın, sizin iradeniz yok sayılıyor. Bu halkın iradesi yok sayılıyor. Gelin sizler de bu süreçte bu halkın iradesine sahip çıkın. Bakın 31 Mart seçimlerinde büyükşehir belediye eş başkanlarımızın açıkladığı tablo. 8,5 milyar bir borç. Borcun ötesinde 8 yıl süre içerisinde gelen onlarca kat gelirin de nereye gittiği belli olmayan bir süreç.